Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nebis Kamal. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? FIFA Mobile'deyiz. Ayrıyeten şeyi, kamerayı, görüntü açısını düzenledim. Çok fazla parlama yapıyordu. Artık yapmayacak. Çok kaliteli bir görüntü oldu bence. Tabi sizce oldu mu yorumlara yazın. Ve bugün ne yapıyoruz FIFA Mobile'de? Hocam al sat yapacağız. Takımımızın değeri 3 milyara çıktı. Pazara gireceğiz. Bugün de dolu dolu bir video olacak ama al sattan önce burada bir şey varmış, gizemli bir şey, onu yeni gördük hocam. Yorumlarda yazdınız, ücretsiz Van Dijk satın alabiliyormuşuz. Ücretsiz satın alamıyoruz ama alıyoruz hocam. Van Dijk geliyor, 111'lik bedava oyuncu, stoper Liverpool. Üzerine Van Dijk da geldi, 111'lik Totti Van Dijk'ı aldık, 100 milyon değerindeymiş. Satılamaz sanırım bu. Aynen, satılamazmış. Siz bana bir akıl verdiniz. Dediniz ki abi, Vidic'in yerine Van Dijk'ı al, Vidic'i sat, para kazan. Çok mu mantıklı? Çalıştır dedik, antrenman seviyesini aktar abi. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Hani? Van Dijk nerede lan? Ana! Van Dijk ha, burada. Oha, Open'a tıklıyorduk. Van Dijk aç dedik, şöyle tıkladık hocam. Van Dijk'ı 116 seviyeye getirmiş olduk. Van Dijk'ı değiştiriyoruz hocam Vidic'le beraber. Şuraya koyduk, tamam mı? Kadromuz şu an güzel durumda. Bir değer kaybetmedi. Ana ekrana geldik. Pazar dedik. Satılanlar var mı? Neler satıldı? Oo, 36 milyonluk Fonte satılmış. 58 milyonluk Eden Militao da satılmış. Tüm jetonları al dedik hocam. 257 milyon paramız oldu. Şöyle geldiğimizde oha, netlet 401 milyon. Şöyle baktığımızda o Havi Galan niye o kadar artmış lan? Vidic 60 milyon hocam. Vidic'i aldık, satlığa koyduk. Belki satılır. Vidic satılırsa daha iyi bir oyuncu almayı planlıyorum. He, nereden planlıyorum? Kime alalım abi? Salah'ın yerine bir oyuncu alalım abi. Değil mi? Salah satılabilir mi abi? Aynen, Salah satılabilirmiş aslında. Şöyle pazar desek 100 milyon daha koyabiliriz. Salah'ın satışı da var yani. 257 ya da 300 milyonluk bir oyuncu almam lazım. Salah 111'lik oyuncu, 112'lik ya da 113'lük bir oyuncu, bakmam lazım. 112'liklere bir gelmek istiyorum abi. 112'liklerde bizi mutlu edecek bir sağ kanat var mı? Pozisyon. Sağ kanat dedik. Kaydet. Arama dedik. Aa, 100 milyona bulabiliyor muyuz lan? Aa, Messi de varmış şu an. 112'lik Messi alabiliriz ha. Oha, 500 milyon ne lan? 368 milyon ne? Siz niye bu kadar abartsınız? Sizi alacağıma Di Maria'yı alayım 135 milyona. Çirkin diye adamı beğenmiyorsunuz ama ben beğeniyorum. Peki bunu biz eğer 113'lük yaparsak, 113 dersek sadece iki tane mi var? Gerçekten Kite ve Di Maria mı var? Başka hiç oyuncu yok mu 113'lük? Aa, olaya bak. Peki 114'lük? 114'lükte kim var abi? Oo, 1 milyar Jairzinho, 1 milyar Salah, Berardi 400 milyon, Bernard Silva 700 milyon. Olmaz. O zaman abi tek seçeneğimiz var. Bizim burada bunu yükseltmek adına alabileceğimiz oyuncu Angel Di Maria. Di Maria'yı abi satın aldık, tamam mı? Emirlerim dedik. Di Maria'yı verir misin bize bebeğim? Bize şu Di Maria'yı bir sal abi. Salar mısın şu Di Maria'yı kankam? Ha, saldı. 133 milyona 112'lik Di Maria'yı satın aldık. Şöyle geldik hocam takımım. Şöyle çalıştır dedik. Antrenman seviyesini aktar. Di Maria'yı aldık, koyduk baba. 117'lik Di Maria vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunu şöyle alıp değiştir dediğimizde Di Maria'yı buraya alırsak eğer, şöyle yaparsak 136'ya çıkar mı lan? Yok, çıkmadı. Bu Di Maria'nın bilgilerine bakabilir miyim? 176 hız ne demek lan? Oha. Oha, o ne demek oğlum? 162 hızlanma, 144 bitiricilik, 154 uzaktan şut, 157 görüş. Üstünlük hocam 135, şut gücü 121. Oy oğlum, 176 hız, 165 şut, 162 pas, 180 dribling, 111 fizik. Oğlum bu ne demek lan? Bu Di Maria niye bu kadar hayvan gibi özelliklere sahip? Pazarlar, oyuncularım dedik baba. Nerede bizim bu kardeşimiz? Muhammed Salah. Salah'ı da satlığa koyduk, 100 milyon da oradan gelir. Ona göre transfer yaparız. Şimdi Emile'm dedik. Erken satılan olursa şunun arasında daha eğlenceli olabilir hocam. Yok, şu an satılan bir oyuncu yok. Ayrıyeten de moderatörüm Celil şunu söyledi. Efsaneler listesinde miydi? Neredeydi? Bu bir şey vardı. Gönderiyordun onu, efsaneler listesi ödülü alıyordun. Nerede lan o? Efsaneler bileti. Hah, bileti alıyordun. Sınırlı teklif yok. Bu değil. Yıldız bileti yok. Ha, bu. Buraya geldiğinde bende 150 tane var arkadaşlar. Tamam mı? 100 tane alalım. Bu efsane puanı bize lazım ilerleme açısından. Ve şöyle geldik, 50 tane daha alalım abi, tamam mı? 50 tane daha çektik buraya. Aldık. Şuraya görevlere geldik abi. Şu günlük görevlerden alalım. Aldık. Geri şuraya geldik baba. Bunları da toplayalım. Topladık. Şunu da toplayalım. Topladık.
Şuna baktığımızda hocam günlük paket bir buradan şey veriyor falan filan. Peki buradan bunları aldıysak şimdi sahan listesine geldik. Kafudan ilerliyoruz. Bizde 279 var. Şöyle bir 300 bine doğru gidelim baba. 300 bin jeton burada. 50 de buradan hocam. Buna da bastık. Antrenmanlıktan ünlesi aldık. Buraya da geldik. Derece ünlesi dedik abi. Bunu da aldık. Şuradan ilerledik hocam. 400 bin jeton da buradan var. Bunu da almış olduk. Kafuya çok yaklaşıyoruz. Ve bir tane daha açtık baba. 500 cevher de buradan aldık. Cevherimiz 1500'e çıktı mı ya? Kaç tane kaldı? 4 tane. 200'ü hallederiz. Bizde 29 tane var. Bunu hallederiz ya. Bir şekilde o kafayı alırız. Bizde aha şey ilerlemiş. Bir tane daha açacağım sentiyolar. Şimdi mağazaya geldik baba. Bu sentiyolar çok iyi çıkıyor. Çok güzel çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Ücretsiz paketten bir tane açalım şöyle. Yine yani bir yalandan hiçbir ihtimali yok. Geri dedik abi. Şuraya geldik. 1250 diyor. Sentiyolardan buradan çıkarabilir miyiz? Haydi güzel bir oyuncu gel. Şaşırt bizi böyle sağlam bir oyuncu gel. Hırvatistan. Merkez ofansif orta. Torino'dan geliyor. 107'lik Vlasic hiç gelmese iyiydi be. Ya 107'lik Vlasic ne lan? Verdiğim paraya yazdık. Ahlaksız adam. Yani gerçekten çok çirkin bir teklif oldu ya. Bu beni üzdü. Bayağı üzdü. Neyse pazar diyelim. Satılabiliyor mu? Satılıyor da. Ya ben burada hocam netvet satasım var da 119'luk netvet ucuz abi. Ben şöyle baktığımda 114 bir önce alamam o parayı. O yüzden kalsa şunların hiçbirini satamıyoruz. Bunların hepsini takasta kullanacağız ama. Takasta kullanmaya da kıyamıyorum. Hani bana takasta diyorsunuz abi şu altyapıya gel burada harca diyorsunuz da. Burası çok saçma lan. Aa ne lan bu? Aa 22 milyon jetona kadar veriyormuş aslında. Ney? Bende yok ki bir tane. 110 gen seçilmiş 2023 etkinlik oyuncusu. Bundan yok ki bende. Ha bu da olmuyor. Ama yeni takaslar gelebilir ya. O yüzden bunu harcamak gerçekten istemiyorum. 115 gen oyuncu için hocam 114 gen Yutos oyuncusu lazım. 116 gen için de 115 gen oyuncu lazım. He. Burada olmadı netleti vereceğiz. Parayı toplayacağız. Oho biz Kafu'yu alırız oğlum. Onu halledene kadar Kafu gelmiş olur hocam. Yıldız biletinden bir tane oyuncumuz vardı açılacak. 104 anam yanlış yere tıkladık. Bunu alalım tamam. 104-108 oyuncu şöyle tıkladık abla. Abla mı? Oha. Abi diyordum geldi. João Pedro gelmiş. Bu da Fenerbahçe'den ayrılıyor bu arada değil mi? Aynen böyle haberler okumuştum ben bugün. Ayrılma ihtimali yüksek bunun da. 150 bin jeton da buradan aldık baba. Efsaneler listesi biletine geldik hocam. Burada 105 ve 111 gen oyuncu gelecek böyle. İyi bir şey gelir mi? Ya Glacius ne abi ya 106'lık. Gerçekten çok kötü oyuncular geliyor ha. Böyle aman FIFA beni mutlu edecek bir şey de vermedin Allah aşkına. Her şeyi açtık gene. Gidelim transfere geç. Bu sentiyolarda oyuncu etkinliği oyuncu galerisi hiçbirini eklemiyor zaten. Hani 113'lük Raul Albiol'u mu alsak? 113 gen oyuncu. Bu olur mu lan bir tane? Takasa gideyim dur. Aslında bunun hepsi tamam ama bir tane 113 gen oyuncu varsa böyle yalandan. 113 gen oyuncum varsa ben niye Raul Albiol'u alayım? Gerçi şey olur aynı pozisyonda olduğu için olabilir belki. Onun dışında başka 112'lik hocam Almiron var. 111 artı gen oyuncu var mesela. Aa Kravetski Kelya'yı verebiliriz ha buna. Bunu alıp bu satılabilir bir de. Yok bu da satılamazmış. Aman aman aman. Pu pu pu. Satılamayan oyuncu alacaktım. Baba ne olabilir ki? Bunlar yok. Olmuyor. Biletine gittiğimizde bunun biletinde 7. seviyeye geldik. Sürekli paralar var. Paralar da alıyoruz. Ya bugün dediğim gibi bir tane o şeyi alabildik. Aha bilet puanı var 10. Onu efsane ödülüne çeviririz tekrardan. Yaparız bir şekilde de. Dediğim gibi tıkandık kaldık. Bu pazardaki oyuncular da satılamadı. Sadece Di Maria'yı satın alabildik. Bu Vinicius'e Salah'a satarsak hocam 150 milyon falan oluyor ya. Peki burada hocam Casillas'ın yerine bir oyuncu bakacağım. 111 genlik bir Casillas aramızda. Minimum 112 olacak. Şöyle geldik hocam. Pazar şöyle hocam arama 112 minimum 111 değil lan. 114 buraya 112 buraya hocam. Pozisyon kaleci. Şöyle karıştır abi. Tamam pazar değeri ucuz olacak. Hocam Ederson var 200 bine. Hart var 200 bine. En ucuzlar onlar. Oha 2 milyarlık bu fon da benim bütün takım 3 milyarlar. Ederson alabiliriz. Salah'a satarsak belki Ederson alabiliriz. Ya da şey alırız. Oplak alabiliriz bak. Oplak 113'lük. Salah satırsa Oplak mantıklı şu an kaleci olarak. Yani baktığımda daha ucuzu yok zaten. Ya yani diğerlerine de öyle absürt paralar harcayasın. Yok açıkçası. Genel olarak böyle hocam şu an Havik alan değiştirmek diyorum. Havik alanda şöyle bakın. Havik alan değiştirmek diyorum. Üzerine Casillas'ı değiştirmek diyorum. Üzerine de şu an sadece onlar ilk değişikliklerim. Belki Filip Lam da olabilir. Bakacağım bu üç arasında ama şu saatten sonra satışlarımızın gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Elimize konuda sağlık. Bugün Van Dijk'ı soktuk. Vidic'e satışa sunduk. Di Maria'yı aldık. Salah'a satışa sunduk. Top açımları yaptık. İstediğimiz oyuncular gelmedi. Bir sürü satılamaz. Çok iyi oyuncularım var. Bunları ne yapacaksam yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like'a da abone olmayı bildirin. Unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.